Ahmet Kekeç, Amerika nihai olarak bizden ne istiyor? Bu sorunun cevabını bulabilmek için biraz eskilere, Türkiye-Amerika ilişkilerinin kırılma noktalarına ve bunun siyasetimize yansımalarına bakmamız gerekiyor. Fakir, naçiz eseri Cumhuriyet Apartmanı'nda bu soruya cevaplar aradı ve kendince bazı sonuçlara ulaştı. Bakalım, Tarih Şubat 1971. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tofaş Otomobil Fabrikası'nın açılış töreni için Bursa'ya davetliydi. Tören bitti, konuklar dağıldı, o da kimseye sezdirmeden usulca Eskişehir'in yolunu tuttu. Eskişehir'de komutanlarla buluşacaktı. Dönemin başbakanı Süleyman Demirel bu sessiz ayrılıştan kuşkulanmamıştı. Alelade ziyaretlerden biriydi. Ziyaretin nedeni daha sonra anlaşıldı. Demirel'e ulaşan istihbarı bilgiye göre Sunay bir dönem daha Cumhurbaşkanı kalmak için Eskişehir'de komutanlarla anlaşmıştı. Bu ne anlama geliyordu? Ordu müdahaleye hazırlanıyordu. Peki başbakan bu bilgiyi kimden almıştı? Gizli servisten mi? Yani MIT'ten mi? Hayır. Bir mit emeklisinin eşinden. Zaten bir süredir darbe söylentileri dolaşıyordu ortalıkta. Buna ilaveten ordu içinde çok sayıda junta ve ihtilal konseyi oluşturulduğu haberleri geliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık iki yıl vardı. Fakat Eskişehir toplantısında Sunay'ın bir dönem daha cumhurbaşkanı kalması karara bağlandıysa ortada ciddi bir durum var demekti. Başbakan Demirel köşkten randevu istedi. Aldığı bilgileri aktardı Sunay'a. Bazı haberler geliyor kulağımıza. Sunay sen bakma bu haberlere dedi. Ben yeminime sadığım. Demirel rahatlamış olarak ayrıldı köşkten. 24 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu toplanacaktı. Demirel bu toplantının havayı koklamak, komutanların niyetini anlamak açısından yararlı olacağını düşünüyordu. Mutat konuşmalar yapıldı, olağanüstü bir durum yoktu. Sıkıntıyı gösterecek herhangi bir konuşmada yapılmadı. Olumlu bir bildiri yayımlandı hatta. 29 Şubat 1971 bütçe 232 oyla mecliste kabul edildi. 10 Ağustos'ta alınan ekonomik önlemler meyvesini vermeye başlamıştı. Döviz rezervi 50 milyon dolar civarındaydı. Mart ayının ilk günlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tamaç subayları bir sinemada topladı. Yaptığı konuşmada darbeyi ima eder herhangi bir sözcük yer almıyordu. Aynı günün akşamı Tamaç Cumhurbaşkanı'na çıktı ve şunları söyledi. Gecenin herhangi bir saatinde önemli bir nedenle gelebilirim. Başbakanın kulağına da gitmişti Tamac'ın sözleri. Sunay'a sordu. Paşa ne demek istiyor? Rahatına bak dedi Sunay. Sunay Demirel'i rahatlattığında takvimler 10 Mart 1971'i gösteriyordu. Ama Washington düğmeye basmış müdahale hazırlıkları başlamıştı. Bir gün önce yani 9 Mart'ta Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'un evinde yapılan çaylı toplantıda darbe kararı alınmıştı. Bir sol darbe olacaktı bu. Ta maç o toplantıda bulunmuyordu. Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur, tüm General Celil Gürkan ve 27 Mayıs'ta bir grup subay ne zaman harekete geçeceklerini tartıştılar. O tartışmadan bir sonuç çıkmadı. Gürlerle Batur arasında anlaşılmıştı. Anlaşmazlık çıkınca 9 Mart girişimi hakim kaldı. Anlaşmazlık kimi çevrelere göre darbeden sonra Çankaya'da kimin oturacağı sorununda odaklanıyordu. Oysa gerçek farklıydı. Kendilerinden sol darbe beklenen Batur ve Gürler son anda saf değiştirmiş, 12 Martçı ekibe katılmışlardı. 12 Mart'ı hangi Amerika taleplerinin şekillendirdiğine ise yarınki yazıda bakalım. Ahmet Kekeç, Star